Evet, artık Napoli'ye merhaba deme zamanı geldi gibi. Burada Capri Adası var. Küçük olan. Yani kocaman aslında tabii. Küçük dediğime bakmayın. Ondan sonracığıma Sorrento, yani artık Napoli'nin bu burundan ta tabii dönüyor şimdi. Geminin önünde kalıyor. Gözükmüyor. Doris olsa gösterirdim. O tarafta da Napoli'nin diğer girişi var. Yani Napoli'nin Körfezi'ne giriyoruz şu anda. Gayet hava, su, mis gibi. Şöyle göstereyim. Kaptan Köşkü. Önümüz Napoli gözüküyor. Evet, bu küçük zaten Capri Adası'ydı. Çektik. Şimdi Sorrento burnu buradan başlıyor. Tamam mı? Bak. Şu artık Napoli Körfezi. Yani Sorrento'nun burnu. Şöyle dönüyor, 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 dönüyor. Şurası şey, Pompei şehri. Vay. Evet. Zaten öyle. Bak zaten Vezüv. Bak Vezüv gözüktü bak. Görüyor musun bak? Yüzüme vardı. Evet bak Vezüv gözüktü bak. Evet. Böyle öbür tarafta da yani böyle bayağı dönünce burası böyle şey şöyle yani burası. Napoli Körfezi. Napoli, evet öbür tarafta şehir var. Napoli şehri var. Evet artık hepten hepe gözüktü. Vezüv Yanardağı ve Pompei şehri. Buraya şeyle geleceğiz. Biz Napoli'ye yanaşacağız. Burayı gezeceğiz. Vakit kalırsa Napoli'ye bakacağız. Kalmazsa da sağlık olsun. Napoli'ye iyice yaklaştık. Şöyle kocaman bir liman. Aşırı büyük burası da. Modern yapılar da var. Porto Napoli'ye girmek üzereyiz. Bu arada Napoli tabii ki de pizzanın başkenti Mert. Burada DOC Yalnız yazan bayağı kocaman bak modern yerlerden yemek binalar var. gerekir. Yalnız Vezüv Yanardağı'nın şurasında şöyle bir duman falan tutuyor. Alttan dumanı veriyor olmasın eleman. Bakmak isteyenlere özel turlar yaptırıyorlarmış. Kokuyor. Pis pis. Evet. Evet. Pompei'nin Vezüv Yanardağı'ndan Napoli'nin sancak feneri ve işte şehir. Gördüğünüz gibi modern kısmı da var tabi. Girdik, Napoli'ye geldik. Limana yanaşacağız birazdan. Minnoş minnoş gidiyoruz. Havası çok güzeldi. Müthişti. Yine koskocaman bir liman mevcut. Bakalım güzelce gezeceğiz. Your eyes like a big pizza pirate samurai. Bu şarkıyı bugün benden çok dinleyeceksiniz. When the world seems to shine like you had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting a ling a ling, ting a ling a ling. You will sing vita Hearts will play tippy tippy tay like a gay tarantella. Tabii ki niye tarantella söylüyor? Çünkü tarantella'nın doğduğu topraklar aynı zamanda. Yani Napoli tarantellalarıyla ünlü. Evet, şu anda baktın dışarıda gezemiyorsun. Piazza ayağına geldi. San Giorgio. İtalyan. Herkes bağırıyor. İtalyan olduğunu bağırarak ispat ediyorlar. Mancare. Şu an mancare yapıyorlar. Ha bu arada şu yeni içki fiyatlarını çekeyim, hiç çekememiştim. Pahalı olduğu görünüyor. Hiç götürülecek bir şey yok mu? Atıyorum Yok. kurabiye. Hiç mi yok? Bugün biz gemiden bir gezi satın aldık. Yani bugün almadık da birkaç gün önce. Pompei turu bileti aldık.
biz gemiyle tercih ettik bu seferkini. Çünkü kalış süremiz kısa, bir şey olur dedik, gecikiriz. Zaten hesapladık kendimiz git gel vesaire, gene başa baş gibi çıkıyor, evet. Yemek başa. Çıkış yapacağız. Çıkış yapacağız. Napoli turuna başlayacağız. İndik. Bu arada size odamı göstereceğim. Bak şu oda. Tam o oda. Üçüncü oda soldan. 32 numaralı otobüse gidiyoruz. Eda önden gitti tabi. Kolay gelsin. Sağ olun. Görüşmek üzere. Göksel Bey. Şuraya otur işte ya. Bak şurası. Şöyle geniş şöyle. Pompei turumuz için bekliyoruz. Otobüsler sıra sıra doluyor. Böyle gemiden tur almak da iyi oluyor. Çünkü basit oldu yani. Hemen çıktık. Otobüs orada bekliyor seni. Then is everybody hearing my voice? Yes. Even on the back. Just to tell you that you're in a land where the sun is smiling. This is why Pompeii is a very incredible. Rehberimiz Vezüvyen Ardağı'nı gösterip anlatıyor. Milattan sonra 79 yılında patlıyor. Pompei çok zengin, sefahat şehri. Zengin bir şehir. Yaklaşık 2000 kişi anında ölüyor 15 dakika içerisinde. Çoğunluğu zaten uşakmış. Gittikçe Vesuvius'a yaklaşıyoruz. Vesuv. Tam bir İtalyan, illa el kol hareketleriyle konuşacak. Yunanlılardan öğrenmiş eski Napoli'den. Bak şöyle deniz kabuklarından galiba bir şeyler yani. Mercanlarla oyma kaçma. Kamyo sanatını Yunanlardan öğrenmişler. O zamanki krallığın kraliçelerinin yüzlerine boya koyarak çeşitli süs eşyaları yapıyorlar. Çubukla gezen biz değiliz. İnşallah saçlarını yapar ya. İspanyol kadınları. Havalı olmuş ama. Güzel bunlar ya, değil mi? Sedef kakma sanatı diyebiliriz bence bunlara yani. Evet. Bayağı sedef yani. Değişik çerçeveler, tokalar. Dünya. Evet. Tek tek boyuyor yani. Güzel ay. Evet. Şimdi 79 yılında patladıktan sonra insanlar piroklastik akıntı adı verilen bir yolgunun etkisiyle nefessiz kalarak ölmüşler yani öncelikle. Ha, nefessiz de kalmış. Aynen, 15 dakika içinde zaten bütün koca şehir hepsi yok olmuş. Sonra bu tonlarca lavın altında, tonlarca işte püsküren şeyin altında 1700 yıl boyunca kalmışlar. Yani kimsenin Pompei'den haberi yok. Yakın zamanlarda bulunuyor yani tesadüfen. Geçen birisi anlıyor ki burada yani kassak bir şeyler çıkacak falan. Anlıyorlar ki Vezüv'ün kalıntılarının altında, lavların altında bir şehir var. Ve çok enteresan bir şey. Delikleri alçıyla doldurarak heykelleri çıkarıyorlar. Ve hala da her gün yeni bir şeyler kazılıyor, yeni bir şeyler çıkarılıyor. Pompei şehri gittikçe büyüyor yani. Tabii çünkü onlar kül böyle basınca patlıyor. Hadi açalım. Okay. 200-300 metre kaldı Eda. Evet.
omelet, mini mini. Bunu sokar da öyle koyalım. Pliniyor kapısına. Pliniyor kapısına koyduk. Hadi gidiyoruz. Eda, bizim şeydeki gibi değil mi? Mira'da da hani böyle yanda seyyar satıcılar var ya. Evet. Aynen öyle giriş. Burası da Mira'ya biraz benziyor. Magnetler 3 euro olduğunu görüyorum. Şöyle carvingler var yine. Sıra var. Evet, şu an girmiş bulunduk. Antikuaryum. Olur evet. Mu hocam? Evet. Vatana millete hayırlı olsun. Ha, nerede amfiteyatro? Antikuaryumdu şurası. Ha. Tabii. Şöyle şöyle yazıyor. Amfiteyatro meydanına gidiyoruz. Amfiteyatro meydanı. Hadi gidelim bakalım nasılmış. Hocam burası bayağı 20 metre lavların falan yüksekte. Lavların altında tonlarca lavla. Mümkün değil ya bunu fark edilmemesi. Ya. Ben baksam anlardım ya. Aşk olsun. Okay, we are ready to go in. Bu kadar yüksek katlı binaların yani nasıl lavların altında yıllarca kaldığını insan akıl edemiyor. Ya nasıl fark edilmemiş binlerce yıl? Burası limanmış. Venüs Tapınağı tepede. Roma generali Cornelius yaptırım. 2 saatlik bir gezi olacakmış. Ondan sonra toplamda orada heykel de var. Şöyle şöyle gidiyoruz daha bakalım. Yeni başladık. Before çalışmalar devam ediyor. Müze demekmiş. Evet. Müzeye giriyoruz. Burada örnek cisimler mevcut. Materyaller bunlar. So this is ivory from the elephant. Hep kum taşı kullanılmış. Çömlekler. Paralar. Ünlü avukat Marcelo buymuş. İşiniz düşerse Pompei'de bütün işlerinizi itinayla çözüyormuş. Ha pardon bu şişe var. Marcelo bu. Marcelo dayı bu. Şey yapımı. Çömlek yapımı ne falan için kullanılıyor. Bunlar evet, boyaları wax'ta şey eskimeyi de geciktiriyor. Rölyef 62'deki depremi anlatıyor. O zamanlar Tanrı Apollo'nun gazabına uğradık sanmışlar. Apollo tapınağı şu. Ona boğalar adama yapmış ama aslında Mert Vezüv yanardağı evet, oynatıyormuş ortalığı. Başlamış. 62'de fokurdamış. Fokurdamaya başlamış. Patlayacak haberleri yok. Boşlukların içine şimdi insanlar lavların altında kaldığını düşünün. Yıllar sonra da binlerce yıl sonra kemikler eriyor. Lavın altında boşluk olarak kalıyorlar. O boşluğa bu arkeolog alçı döküyor ve böyle şekilleri insanların şekillerini çıkarıyor. Bebek, anne. Son gün. Bakın. Yemek kaynamış resmen böyle kalmış. Burada ise bakın. Şişeler ya erimiş.
İçinde çiviler olan bir kutu. Tamamen lavların altında. Çok enteresan. İşte bunları çok merak ediyordum Mert ya. Bu genç bir köle ve bir yetişkinmiş. Böyle şey değil mi? Yüz hatları belirli Mert. Evet. Evet, antik kent artık başladı. Eda geç, çekeyim seni. Venüs Tapınağı. Yani Afrodite Venüs diyorlar Mert. Neye? Afrodite. Öyle mi? Su buradaymış diyor. Su getirdiklerimi. Kanallar mı? Sanırsam. Şuraya geç. Porto Marina. Porto Marina. Eşeklerin yoluymuş bu. Bizden gelen ticaretçilerin buralarda hemencecik satılan yerler. Ana cadde gibi. Katırlarla gezin. Şu az öne geç, çekeyim seni hadi. Evler bayağı ayakta kalmış, evet, bak. Ya. Bizans şeyleri var. Şey, lav olduğu için bozulmamış yani bayağı. Büyük şans. Yıkılan depremde yıkılmış. This side is the basilica, the curtain. İşte onun bunun evi diyor. İşte o evlerin bazıları içeri tam... Sütunlar çok güzelmiş. Dur oradan çekeyim seni. Sütunlar çok güzelmiş. En önemli tapınak. Apollo Tapınağı. Güneş tanrısı. Güneş tanrısı Apollo'nun. Ha evet. Arkadan gözüküyor. Boğa adamak için kullanan adak Mert. Çünkü boğa Apollo'nun sevdiği bir adak. Bu da Apollo heykeli. Ve Vezuv yanardağı. Apollon tapınağından. Tapınağı Pompei'deki en eski ibadet yerlerinden birisi. En eski. Tapınak yüksek bir podyum üstünde bulunuyor. Gördüğümüz gibi boğalar. Evet. Evet, kocaman bir meydana çıktık. Ha, forum. Foruma geldik. Evet, yani şehir yani. Şehrin merkezi yani. Şehir merkezi yani. Meydan. Bahçeler, resler var. Evet. Sütunluyum. Gel şöyle ilerleyelim. Bu taraf Zeus Tapınağı. Zeus Tapınağı. Tabii. Tanrıların tanrısının babası. Evet. Merkeze yapmışlar. Bayağı güzel. All the time when they die they receive public funeral. Everybody. Hem de önemli insanlar burada gömülürmüş Mert. Onların da böyle mesela isimleri falan yazılı tabletler var böyle. Önemli kişiler. Şunlar mıymış onlar? Gömüldükleri. Evet. Post mortem diyor bak. Çok güzel. 9 numaralı bina, 10 numaralı bina. Adresleri. Belediye numara taş koymuş. Gerçek orijinalmiş ben. Ya senin büyüklüğüne bak Eda.
İşaret gerçek orijinal işaret. Kapılar kayıyormuş. Kapılarla ayrılıyormuş buralar. Termen. O da yapıyor. Spa. Public bath. Aa, spa. Hamam. Şimdi hamama gireceğiz. Hamamlar, şöyle hanlar. Herkes... Zengin tüccarlar gelsin, yatsın. Yesin işte gitsin. Genel eve gitsin, temizlensin diye her şey yapılmış. Her şey düşünülmüş. Las Vegas ya, zamanın Las Vegas'ı. Bak. Tamam mı canım? Aynen. Aa, çok güzel burası. Önce soyunma odası varmış. Sauna, hamam, genel ev falan, o tip şeyler hizmetimizde mevcuttur diyor. Geç bakalım. Çok güzel yerlere bak. Çekiyor bak. Ha, sıcak, ılık ve soğuk su olan 3 tane farklı oda varmış. Hmm. Yok, vallahi bizde yok ha. Rum Almanlar yani, meşhur Rum Almanlar değil mi? Vallahi öyle. MSC'ye de tavsiye ederiz bunu. Oklu olan olur. Tamam, ve üstten ısıtmalıymış burası. Ayakkabıyla dolaşmak zorundaymışsınız. Ayakların yanıyor. Orijinal yer çünkü ayakların yanıyormuş. Mermer koltuğu. Şuradan ısıtılıyor. Earthquake'den sonra burada Pompei'de işte dışarıdan Roma hiç yardım etmemiş kendine gelmesine ama zengin insanlar yardım etmiş Pompei'ye sana. Onların isimleri mesela böyle reklamını yapıyorlar sponsorların. Evet, hamamdan çıkıyoruz. Savunadan. Şeyden sonra acıksın diyor. Hamamdan sonra. Burası da fast food yeri. We have hundreds of these all around the city. Her yerde varmış. This is where the Pompeians ate. Kup kup yaptıkları yer işte. Lunch. Öğle yemeği falan. Bunlar, buradan da şarabını alıyorsun, arkada tuvalete giriyorsun ve alt kısımda da hemen genel ev varmış. O önemli. Köpek var, dikkat köpek var. Dikkat köpek var demekmiş. Yazısı. Onu görürseniz köpek olup sizi kıstırabilirmiş. Şu yükseltiler şey arkadaşlar, buradan hani artık pislik bok mok akarsa veya işte hayvanların boklarına basmamak için şunlar orijinal yükselti. Şunlar orijinal yani. Köprü gibi. Aa, ne kadar tatlı. 34 room varmış. Bahçeler, yemek odaları. Bak da nasıl büyük. The ring catcher here. Ha. Bu ev aşkım açık avlu, ortası açık avlu. Evet evet, anladım. Çünkü kenarlarında hep odalar varmış. Odalar dolu, şey dolu. Evet. And you can see the beautiful mosaic made 2000 years ago. Getting almost 2 million. On this side. Burası bizim orkestra salon. Eventlerin yapıldığı alan. Evet, event. Kağıt iskeleti bulunmuş. Atları. Anlattığım gibi burası şey, su akıyor diyor. O yüzden sudan ve pislikten şey yapmak için şuralardan atlayarak geçiriyor. Pompei ile Eda geçiyor. Ay, tertemiz kaldım. Ne sidiye bulandım ne boka. Maşallah. Tuvaletlerden birisiymiş Mert. Paralı tuvaletlerden biriymiş bu. Bu çok para kazandırıyormuş yalnız, çok para o iş kazandırıyor. Bu arada onlara. Hatta eski bir atasözleri varmış. Para kokmaz. Money doesn't stink.
family over there, they had water in there. Poor horses. Yani burası köy çeşmesi. Parası parası olmayanların şeyi. Bak, hayrat. Çeşmelerin üstünde bir kabartma var Mert'cim. Onu da sana göstermek isterim. Göster. Çeşitli hayvan ya da suratlar oluyor. Onlar da yolu tarif etmek için kullanırlarmış. İşte mesela boynuzlu çeşmenin oradan dön falan. Camiden sağa dön. Aynen. Parası olmayan sağa sola sıçıveriyor. Parasızlıktan. Hayır, şuradan su akıyor ya, buraya salıveriyor işte sıyırıp. Altta don yok, bir şey yok herhalde. Gerçi buralar yanardağ patlayınca Mert temizlendi. Püri pak oldu, sıcacık sularla yıkandı. Tabii canım. Belki o yüzden patlamıştı. Her şey öldü gitti. Mikrop kırıldı. Mikrop kar kırıldı. Yağdığındaki gibi düşün.